Bireyler için çığ risklerini azaltma çalışmaları. Öncelikle neleri öğreneceğimize bir göz atalım. Çığ nedir? Çığ öncesi yapılacak risk azaltma çalışmaları. Çığ anında yapılması gerekenler. Çığ sonrasında yapılması gerekenler. Çığ nedir? Çığ genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin, iç ve veya dış kuvvetlerin etkisiyle başlayan bir ilk hareket sonucu, tetiklenen, yamaçtan aşağı doğru hızla kayması olarak tanımlanır. Çığ 10 derece ile 55 derece arası eğimlerde kar katmanlarının ya da bloklarının kayması olayıdır. Çığ öncesi yapılacak risk azaltma çalışmaları. Çığ bölgelerine yeni yerleşim yerleri kurmayın. Çığ yataklarında var olan yapıları kaldırın. Yapılarınızı çığ tehlikesine karşı da sigortalatmayı unutmayın. Vadilerdeki ağaç ve bitki örtüsünü ortadan kaldırmayın, ormanları tahrip etmeyin. Kar yağan dönemlerde hava ve yol durumu raporlarını dikkatlice izleyin. Kar yağan dönemlerde çığ tehlikesi nedeniyle dağları ve çığ bölgelerine gitmeyin. Tehlikeli ve dik yamaçlardan geçmeyin. Arazide çığa yakalanırsanız, soğukkanlılığınızı muhafaza etmeye çalışın çığın daha yavaş ve akış yüksekliği düşük olan patika kenarlarına doğru gitmeye çalışın. Diğer insanları uyarın, ses, ıslık, düdük ve bu gibi. Kırılmış ağaç ve kaya parçalarından korunmaya çalışın. Yerden destek alarak yüzme hareketiyle çığ yüzeyinde kalmaya çalışın. Ağzınızı sıkıca kapatıp hava kesesi oluşturmaya çalışın. Bu arada baş sağa sola çevrilmeye çalışılmalıdır. Bayılacağınızı hissediyorsanız buna direnmeyin. Çünkü baygın insan daha az oksijen tüketir. Bazı olaylar sırt çantası taşıyan kişilerin durma bölgesi civarında yüzeyde kalma şanslarının Sırt çantası taşımayanlardan biraz daha fazla olduğunu göstermiştir. Açık alanda çığ altında kaldıysanız. Çığ altında kalan kişinin yüzünün aşağı veya yukarıya dönük olması kişisel kurtulma çabaları için çok önemlidir. Çığ durduktan ve kişi elleri ve kollarıyla baskı yapıp yüzüne yer açtıktan sonra yönünü belirlemek için tükürmelidir. Şayet tükürük yüzüne geliyorsa kazazede sırt üstü yatmaktadır. Yüzüne gelmiyorsa kazazede yüzü koyun yatmaktadır. Ağzınızı sıkıca kapatın. Kafanız karaltında kaldığı anda mümkünse uzun süre nefesinizi tutmaya çalışın. Akışa kapılırsanız, bacaklarınızı ve kollarınızı birbirine yapıştırarak oturma pozisyonu alın. Mümkünse çığ durmadan kısa süre önce bacaklarınızla yeri sertçe iterek eğer zemin alttaysa veya zemin üzerindeki kar sertleşmeye başlamışsa kalkmaya çalışın. Çünkü çığ durduktan sonra kar betonumsu bir özellik kazanacak ve içerisinde hareket etmek mümkün olmayacaktır. Mutlaka bir elinizi yüzünüzün önünde, ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde, diğer elinizi de başınızın üzerinde, yüzeye doğru uzatarak tutun. Ve kar altında kaldığınız zaman boyunca hayati önem taşıyacak olan nefes boşluğunu genişletin. Başınızı sağa sola çevirerek boşluğu büyütmeye çalışın. Bu boşluk çok küçük olsa bile ağız ve burnun karla dolmamasını sağlayacaktır. Mümkünse 155 polis, 156 jandarma ve 112 acil hatlarını arayarak durumu bildirin. Araç içinde çığa yakalanırsanız, motoru durdurup ışıkları söndürün. Oksijeni iyi kullanmak için, oksijeni tüketen durumlardan kaçının. Çakmak, kibrit ve bu gibi yakmak. Telsiz varsa çağrı yapın ve telsizi sürekli alıcı konumunda tutun. Aracın kornasını çalarak dışarıya ses duyurmaya çalışın. Araçta çubuk benzeri bir alet varsa, yukarı doğru batırın, aramaya gelenlerin çubuğu ve dolayısıyla yerinizi görmelerini sağlayın. Son seçenek olarak karı kazmak gerekir. Ancak kendinizi kar içinde emniyette hissetmiyorsanız, araçta kalmanız uygun olacaktır. Mümkünse 155 polis, 156 jandarma ve 112 acil hatlarını arayarak durumu bildirin. Çığ sonrasında yapılması gerekenler Güvende olduğunuzdan emin olun. Mümkünse bölgeden uzaklaşın. Yaralı ve yardıma muhtaç kişilere yardım edin arama ve kurtarma çalışmalarını sakin ve hızlı bir şekilde yapın. Çığ altından çıkarılan ve solunumu durmuş kişilere ilk yardım sertifikanız varsa hemen ilk yardımda bulunun. Çığdan kurtulan kişileri hareket ettirmeyin. Rastgele taşımayın. Ancak zorunluysa çok dikkatli olun ve mümkünse de basit sedyeler kullanın. Çığdan etkilenen kişileri hiçbir zaman doğrudan sıcak bir ortama sokmayın. Kademeli olarak ısı kaybını önleyin. Üzerini örtün ve bilinci yerindeyse de sıcak içecek takviyesi yapın. Şimdi sıra sizde.